akşam programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Gürsu Yüzme Havuzları'ndayız ve çok sevgili konuklarım engelli antrenörü Çetin Arslan ve özel sporcular Türkiye şampiyonu Numan Eren'in babası Erdal Eren. Hoş geldiniz programımıza, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi kabul ettiniz. Burada olmaktan çok büyük keyif aldık. Alıyoruz. Antrenörlükle ilgili, Numan'la ilgili, sporlarla ilgili böyle detaylı sizinle konuşmak istiyoruz. Önce babamızdan başlayabilir miyiz? Tabii ki. Tekrar hoş geldiniz. De hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Numan Türkiye şampiyonu. Ama daha da bir şeyler var, başka şeyler de var değil mi? Evet. Bahseder misiniz, tanıyalım biraz? Numan 98 doğumlu. İpek eğitimde okula gidiyorduk. Hı hı. Sadece yüzme, spor olsun diye bir başladık biz bu işe. Ama arzular şelale gibi. İlk gittik, okulda bir beden eğitimimizde hocamız gelmişti o zaman, Ercan Mutlu diye. Sadece bir gün havuza gittik. Şöyle 1-2 metre yüzelim dedi. Daha öncesinde biz bir dernek olarak bunu Numan'ı yüzmeye götürmüştüm. 2,5 sene sadece suya girmeye uğraştım kendim bizzat. Sonra o gün işte akabinde hocaya dedim ki, o zamanki hocamıza, bırakın ileriki merdivene kadar yüzer dedi. Yapabilirim dedi, yapar dedim. O gün bir başladık. Sağ olsun hocamız elimizden tuttu. Derken günler bu 2011 tarihinde oluyor. Sonra yarışlar olmaya başladı. Tabii ki bu arada hep yüzmeye başladık. Birebir bireysel yüzme dersleri vermeye başladı. Okuldan gidiyorduk İpek Eğitim, Nülfer İpek Eğitim'de. Günler birbirine kovalamaya başladı derken biz Alanya'da 2 sene sonra Türkiye birincilikleri başladık kendi dalımızda. O sene bütün 50 metre olsun, 100 metre olsun, 400 metrede birinciliklerimiz var. Aha, altın madalya. Harika. Şu anda 1500 metrede Türkiye'de, Çetin hocamız daha iyi bilir, rakibimiz yok gibi. 1500 metrede. Harika. Şu pandemi çıkmasaydı, bundan önceki hocamız diyordu, dünya üçüncülüğü garanti veriyordum diyordu. Çok güzel. O şartları yakalamıştık. 1500 metreyi de Türkiye, dünya kaç oluyor? 1500'de dünyada üçüncü oluyor o derecesi. Yok, 27 dakikada mı ne? 27 biz bunu 26 dakikaya düşürmüştük o günkü şartlarda. Katılım barajı 27. Numan 26 yüzerek üçüncü oluyordu. Bu Tosfet'te kayıtlarda da var. Antalya'da yarışlarda da biz bu dereceleri yakaladık. Seviyor tabii değil mi? Çok seviyor. Anladım. Tamam. Yani, ama ne olursa olsun gene hocalarımız uzak kalsa bence ister. Yani seviyordur o. Hep evet, ödüller. Sıkılıyor olabilir ara ara. Ya çok uzun mesafe. 1500 metre normal sporcular da çok uzun mesafeli antrenmanlarla yüzüyorlar. Gerçekten 25 metrelik havuzu 60 kere gidip geliyor hiç durmadan. Ortalama antrenman temposu 30 dakikayı buluyor. İşte onu düşürebilirsek 29, 28, 27'lere. Hani amacımız Numan'ı yine 26, 27 yüzdürüp Dağım Sen'in olimpiyatlarına katıldırmak. Var değil mi? Biz tabii pandemide 2 yıldır hiç yüzmedik. Doğru, haklısın. Hiçbir şey yapamadık hiç ki. Hiç spor yapmadık. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Kilo aldık. Doğru söylüyorsunuz. Yani evden yaptığı yapabiliyorsak işte küçük diyet, şınav, barfis gibi haklısınız. Sporlarla ama haklısınız. Tabii ki yüzme kadar olmuyor. Şu anda kaç yaşında? 98, 25 yaşında şu an. 25 yaşında. Çok genç gösteriyor zatenmiş. Mis gibi. peki ne zaman yüzüyor dediniz? 2011 yılında başladı. Yılında başladı. İlk meyvelerimizi 4 sene falan almaya başladık. Evet. Peki ondan öncesinde neler yapıyordu? Anlayamadım. Yüzmeden önce neler yapıyordu? Hiçbir şey yapmıyorduk. Sadece okula gidiyor. İpek Eğitim Okulu'na gidiyoruz. Aha. Bir de özel rehabilitasyona gidip geliyoruz. Eğitim ne zaman başladı? Doğduktan hemen sonra teşhis konuldu. Yani özel eğitimine, İpek Eğitim'e çok geç başladık. Özel rehabilitasyona 6-7 yaşında gibi tarih vermek istiyorum.
Peki bunun bir sebebi var mı? Geç başlamışsın bir sebebi var mı? Yani çünkü ne kadar erken başlarsa o kadar avantaj derler ya. Siz öyle herhalde tercih ettiniz. Biz öyle derken onu öyle denk geldi herhalde. Öyle bilemiyorum geldi. Yani. Olabilir. Şartlar ona uygun geldi. Doğru, olabilir. Olabilir. Sonra da hayatına yüzme girdi. Evet. Eğitim hayatı ne kadar sürdü? İpek eğitimi geçen sene noktaladık, bitirdik. Geçen sene bitirdik. Şu an güzel eceleri kokuyor, yazabiliyor. Çok büyük faydası oldu değil mi? Şu an hala özel rehabilitasyona hala gidiyor. Hala gidiyor. Biliyor musun? Hala gidiyor. Matematik güzel toplamayı çıkarmayı yapabiliyor kendi kendine. Çok güzel. İşte demek ki büyük faydası oluyor eğitimin. Yani normal mesela yapıyor. Matematiği bilmesi sebeplerinden biri. Normal mesela 1500'ü bilmiyor. Yani ne kadar yüzeceğini bilmiyor ama tur diyoruz mesela. 60 tur deyince normal tek tek 1'den 60'a kadar sayıyor. Oo. 1'den 60'a kadar 60 olunca bitiriyor. Yani 61'i yüzdüremezsiniz. İmkansız. Eksik de yüzmez. Fazla da yüzmez. Tam 60. Hani bir tane fazla yüzdesen yüzmez normal. Peki Çetin Bey, sizi tanıyordum şimdi de. Antrenör. Evet. Engelli antrenörsünüz. Engelli antrenörüm. Tanıyalım. Nasıl başladı, nasıl oldu? Şöyle, engelli, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde engelli antrenörü yapıyorum. Normal antrenörlük de yapıyorum aynı zamanda. Engellilere başlama serüvenim aslında biraz daha eskiye dayanıyor. Tekvando branşı yapıyordum ben. Bizim kulübümüze bir bedensel engelli bir sporcu gelmişti. Büşra Gör. Ona bir partner lazımdı. Kimse de pek çalışmak istemiyordu. Yani hani engelli olduğu için antrenman yapmak istemiyordu. Hoca da benden rica etti sporculuk zamanım. İlk onunla başladım. Onunla bir de partnerlik zamanımızda 4 dünya 4 Avrupa yaptık birlikte. Daha o zaman sporcu, ben de sporcuydum, o da sporcuydu ama birlikte çalışıyorduk. Ondan sonra ben yüzme branşına adım attım. Yüzme branşına adım attığımda yine normal çocuklarla ilgileniyordum. Bir gün liseden bir arkadaşımın yeğeni dedi, bedensel engelli o da. İlk onunla başlamıştım yüzmeye. Dedi ki yeğenim yüzme kursuna gitmiş, onu kabul etmemişler engelli olduğu için. Hoca kabul etmemiş dedi, o da çok üzülmüş dedi. Yardımcı olabilir misin? Dedim ki hani benim bir bilgim yok. Hani şimdi yanlış bir şey yaparım. Sonra fizyoterapistler aradım, doktor arkadaşlar aradım. Dedi ki yapabilirsin. Sadece temel işte omurgasına zarar vermedin her süre zarfını yüzebilir. Bir 6 sene önce onunla birlikte başladık. İlk öğrencimdi benim. O zaman yüzmeye de branşa da yeni başlamıştım. Onunla birlikte ilk Türkiye şampiyonası geçen sene 2021 yılında 2022'nin sonuna başladık. Türkiye şampiyonasına gittik. O da 4 altın, 2 gümüş madalya aldı. Ay harika. Ne kadar güzel. Ondan sonra Numan'la da pandeminin bitimiyle birlikte hem federasyon tarafından hem ailesi tarafından. Aslında ben hani Down sendromuyla hiç çalışmamışım. Belgem var. Özel sporcularla hiç çalışmamışım. Bilmiyordum. Biraz da benim hani böyle bir şey bilmediğim, hani belgem var ama hani hiç tecrübem olmadığı için biraz çekiniyorum. Çünkü yanlış bir şey yaparsam engelli bireyler bunlar. Hani yanlış bir şey yaptığım zaman çocuk üzülür, aile üzülür. Doğru. Hani biraz empati kurmamız lazım. Doğru. Zaten hayatı zor başlıyorlar. Doğru evet. Söylüyorsunuz. Bir de Down sendromunda şöyle bir şey var. Eğer karşılıklı severse %100 devam edebiliyor. Ama sevmezse imkansız. Hiçbir şekilde yüzmeyi öğretemiyoruz ya da yapmıyoruz. Ulaşamıyoruz yani. Evet. Zaten bana geldiğinde Numan yüzmeyi biliyordu. Zaten bütün branşları yüzüyordu ve şampiyondu. Hani benim işim biraz daha zordu aslında. Yani şampiyonluğu devam ettirmek zorundayım. Değil mi? Bir yerden madalya alıp hani devam ettirmem lazım. Ama diğer sporcularım şampiyon değildi. Onlarla da hani tecrübe bakımından kazanıp devam ediyorum. Ama Numan bana geldiğinde Türkiye'nin en iyisiydi. Halen de öyle. Hani şu anda Numan'ı eski haline getirmek için bir free haftanın her günü 3 saat antrenman yapıyoruz. Ortalama 5 kilometre falan yüzüyorum Numan. Uzun mesafeci olduğu için. Bu en azı kara antrenmanlara da dahil. İşte Numan'a ödüllerle, babasının ailesinin ödül vermesiyle, benim ödül vermemle böyle bir şekilde antrenman yapmaya başladık Numan'la. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Yani Numan'ın Çetin Hocam'la Yıldız'la barışta barışmasaydı mümkün değil, getiremeyiz biz buraya. Mümkün değil mi? Sizi seviyor ama. Her gün her gün işte biraz göbeğimiz var şimdi. Yemek yiyecek, Çetin Hocam ne diyecek? O ne diyecek, bu ne? Ay tatlım benim. Yani yatmamıza, içmemize kadar her şeyimize Çetin Hocam ne diyecek? Şimdi Çetin Hocam'ın denetlediğimizde gidiyor olay.
Oh, biraz benden çekiniyor. Çekindiği için de hani aslında öyle olması lazım. Biraz öyle bir disiplin lazım. Tabii. Biliyorum. Yani diğer türlü yüzdüremeyiz. Doğru. Hem sevecek doğru. Hem de korkacak. Hem de biraz ürkecek evet. Değil mi? Haklısınız. Yani ikisini de eşdeğerde tutmam lazım. Her sporcu için, her birey için böyle doğru. Olması lazım. Doğru. Oh ben bilmez miyim? Ben de jimnastikçi olduğum için eski zamanında hem de biz Bulgar Rus hocalarla çalışıyorduk. Evet. Aman Allah'ım. Siz o kadar değilsiniz. Daha farklı bir üslubunuz evet. Var. Peki nasıl onu derecelendiriyorsunuz? Yani şimdi, nasıl o yaklaşımımızı nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Hem yani, sert hem şöyle ya benim biraz taktiğim bu. Antrenmanın başında sert yapıyorum Numan'a aha. Ya da diğer sporculara. Aha. Hani sert başlıyorum. Kimseye taviz vermiyoruz. Antrenmanın sonunda işte küçük oyunlarla ya da Numan'a diyorum ki işte baban en sevdiği şey bu hayatta iki tane şey var. Bir tanesi bilgisayarı. Yani sabaha kadar oyun oynayabilir. Diğeri de köfte. Ay afiyet olsun. Bayılır. Yani Numan eğer... Hayatımız ödüllerle gidiyor ona. Aynen. Bir şey bilgisayarı çok seviyor. Neler evet. Yapıyor bilgisayarda? Bilgisayar, oyun oynuyor. Hep oyun oynuyor. Artık PS5'i var. PlayStation 5'i oynuyor. Ama o da geliştiriyor bence. Ne bileyim. Ben öyle ya düşünüyorum. Ben Numan'a şey diyorum. Geliştirmiyor mu? Aynen. Numan'a şey diyorum. Yüzdüğün kadar bilgisayarı öğrenselermiş küçüklükten. Şu an dünyanın en iyi yazılım mühendisi olabilirmiş. Ben Numan'ın olayını anlatayım. İşte mahallelerde internet kafeler var. Yeni bizim mahallede. Beni oradan çocuğun biri arıyor. Abi diyor falanca bir oyunu geçemedik. Numan'ı getirir misin? Oyunu geçsin diye. Ciddi misiniz? Evet. Yine başka bir örnek. Yani şu an YouTube'dan takip ediyor. Bütün niye oyunlar çıkmış. Yani bir oyunlar da bugün 1,5-2 lira falan. Evet. 1000 lira. Biz bunun düşmesini bekliyoruz. Bir tane yeğenim var benim. Enişte biraz düştüğünü oyun alalım diyor. Yine bir gün dedi ki bana. Yine bir oyun aldık. Enişte Altay rahatsın dedi. Altay anca biter dedi. Altay anca doğru. Beni bir gün uzaktan erişimle takip ediyor. Enişte bir iyi haberim var bir kötü haberim. İyi söyledin. Numan çok güzel oynuyor. Kötü oyunu bitirdi bir haftada. Eyvah. Yani ciddi mi? Bir haftada bitirmiş yani. Oynayabiliriz. Eyvah. Uykusuz bir şekilde 24 saat oyun oynayabiliriz. Peki izin veriyor musunuz bu kadar çok oynamasına? Veriyorsunuz. Ben de veriyorum. Ne yapalım? Yapacak bir şey. Pandemi ne yapacak başka? Evet. Aynen. Yani bir kere o bence bunları yapmalı. Çünkü zaten onun hayatında spor var. Evet. Sizin desteklerinizle zaten spor yapıyor. Bırakın oyununu da yani oynasın. Minimizde tutarsak evet ama diğer türlü mesela 2 gün ya da 1 gün hiç kalkmadan oyun oynayabilir. Şimdi çok kullanıyorlar. Aha. Öyle bir şeyleri var. Ben ona şey diyorum, çakal Kaylos diyorum mesela. Ay canım. Direkt mesela beni anlıyor mesela diyor ki tamam diyor özür dilerim diyor. Ah canım. Özür dileme sebebi şu, ben ona 2 gün izin vereceğim. 2 gün boyunca hiç kalkmadan 24 saat, 48 saat oyun oynayabilir. Avantajı o zaten. Peki bir beslenme biçiminiz var mı? Bir diyet rejim uyguluyor musunuz? Rejim yani şöyle Numanlarda yani doygunluk seviyesi pek bulunmuyor. Hı hı. Daha mesela Numanlarda işte bedensellere göre biraz daha onların doygun seviyesi yüksek. Hani kan şekerleri düşebiliyor. Beslenme Numanlar işte ekmek türü diye bir salata türü pek yemiyor Numan sevmiyor. Hani et türünden sebze türünden besletmeye çalışıyoruz ama hani %100 uygulama gibi şeyimiz yok. Numan'a spor yaptırırsak zayıf atabiliyoruz. Hani burada her şeyi yaptırabilirim ama hani mutfağa girdiği zaman mesela geceleri bazen kalkıp gece 3'te falan dolabı açıp yiyip tekrar kapatıp aynı şekilde hani hiç kimse yememiş gibi tekrar yatıyor. Damların özelliği çok yemek. Aşırı. Zaten Numan şöyle dünyada zayıf. Yani ben de öyle düşünüyorum kilolu. Diyecektim ama bu hani. Bu kilolu hali. Bayağı çünkü fit duruyor. Göbeği tabii ki o pandemiden dolayı oldu ama fit var. Duruyor. Biraz göbeğimiz var. Yani evet. Normalde baklavaları var. Bizde var. Baklavaları var ama Numan bizim gibi hani karnını sık dediğinde sıkamıyor. O doğal mesela onu komple eritmemiz lazım. Hani bodyciler gibi hani sıkayım göstereyim yok Numan'da. Ya düz olacak ya da hiç olmayacak. Özel bir diyet uyguluyor mu? Ya özel bir diyet Numan'ın işte beslenmesini minimum seviyeye tutmaya çalışıyoruz. Ekmek yedirmemeye çalışıyoruz. İşte umamilerini biraz daha kısıyoruz. Ama Numan'a yapabildiğim en iyi şey antrenman yaptırabilmek. Yani ne kadar fazla antrenman yapabilirsem Numan o kadar zayıf kalıyor. Çünkü evde müdahale edemiyorum çünkü geceleri de fazla yiyor. Bağımsız Numan'ın özelliklerinden biri yani çok fazla yemek yemeleri. Çok fazla yemek yedikleri için de genellikle vücutları yağlı oluyor. Etmekte zor oluyor kalıcı yağlar. Ama Numan diğer bağımsız Numan'a göre gayet zayıf ve fit. Yani dünya genelinde de böyle. Yani ben de öyle gördüm. Yani dünya standartlarında. Ben de öyle gördüm. Yani evde bize yemesine dikkat ediyoruz. Sebze ise, yani bir gün sebze, diğer gün kuru gıda
et bu şekilde dönüşümlü olarak çok dikkat ediyor. Et sevimlisi iyi ama değil mi? İyi yani bir sporcu olarak. Mesela un mamilerinin sevmetizindense o daha mantıklı. Makarna yemesi gerekmiyor mu? Yiyor. Hani onda bir sıkıntı yok ama şöyle mesela çok fazla ekmek tüketiyor mesela. Çok fazla ekmek tükettiği için önünden alamıyorlar. Yani alamadıkları için de bu sefer kalıcı yağ yapıyor. Erimesi zor oluyor. Ya da gece 12'de, 1'de, 3'de yemek yiyor mesela. Yani bunların minimum seviyeye indirmeye çalışıyor. Pandemide biraz daha bunlar herhalde hani açıldığı için dünyada herkes öyleydi. Doğru. Pandemide hani çocuk da bundan önce Numan'ı ben hatırlıyorum. Bizim ilk antrenör kursa Numan'ı getirmişlerdi. Örnek olarak göstermek için. Numan'ı gördüm dedim ki hani imkansız böyle bir şey. Yani bir dağım serinin baklavaları var, kollar, kanatları var. Yani biz normal sporcuları yapamıyoruz bazen. Özel beslemelerle işte fitness'a sokarak yapabiliyoruz. Numan bir dağım sendromu olarak birbirine baştan aşağı yuvan heykeli gibiydi o zaman. Yani tabii araya pandemi girmesi çocuğun da tabii dengenini bozmuş oldu. Günde kaç saat antrenman yapıyor? Ortalama 2,5-3 saat. Her gün? Her gün. Her gün yapıyor. Hafta sonları mı? Sadece bir gün. Pazartesi günleri Türkiye genelinde Pazartesi. Kapalı olduğu için. Şu anda kapalı. Pazartesi. Siz de her gün onunla birliktesiniz. Tabii her gün. Başka sporcunuz var mı ilgilendiğiniz? İlgilendim. Diğer sporcularım var. Altyapı sporcularım var. Normal sporcularım var. Birden fazla. Yani havuzda gelen bütün sporcuları yüzdürüyorum işin açısı. Bedensel engellerde altyapı var. Down sendromlar da var. Mesela Down sendromun 5 yaşında bir kız çocuğum var. O da çok yetenekli. Ah canım çok güzel. Normalde suyu çok sevmiyorlar ama onunla biraz böyle bebekleriyle, oyuncaklarıyla oynayarak şimdi suya alıştırdık. Şimdi o kadar tatlı oturucu gelmiyor ama o da 5 yaşında gelecek vadeden sporcularım o arasında. O da belki bir dünya şampiyonu İnşallah, olacak aynen. değil mi? İnşallah. Önce Numan'ı yapalım. Önce Numan'ın Numan. Bir hayali var bayrağı kaldırmak. Bayrağı kaldırdığı zaman emekli olacakmış. Ah canım benim. Söyleyeyim. Peki ne kadar bir zaman? Ne lazım Numan için? Bir kere sabırlı olması lazım. Yüzme branşı sabır isteyen bir branş. Çok fazla antrenman yapması gerekiyor. Sabırla işlememiz lazım. Sakatlığı önlememiz lazım. Çünkü her gün antrenman yapmak sakatlığı da ön plana koyuyor. Bunu dengelememiz lazım. Ne tür sakatlıklar olabilir? Omuz sakatlığı, bel sakatlığı. Hani bunlar sporcularda yüzme branşında çok yaşadığımız sakatlıklar arasında. Bu da şöyle sporcu geriye. Şöyle atarken herhalde. Tabii. Yani kol kaymasıdır işte kara yaparken falan. İşte dengeli dinlenme rolünü ayarlayabilirsek sporcularda. Ben şey diyorum her zaman bireysel çalışmadan yanayım. Hani benim için havuza gelen her bir kulvar için nasıl kulvar bir branşsa, bireyselse yüzmede bireysel bir branş bana göre. Sporcu da bireysel. Bireysel ne kadar fazla antrenman yaparsak o kadar avantajlıyız. Yani işin aslında püf noktası o. Merdale bunu başardı. Merdale pandemiydi o zaman. Milli sporculuğun izni vardı. Her gün bir film birebir antrenman yaptık. Hatalarını birebir bulduk. Dengeleyerek bulduk. Neler yapabileceğimizi bulduk. İşte bunları dengelediğimiz zaman da Merdale amacımız sonu zaten dünya şampiyonu olmuş oluyor işin açısından. Anladım. Amacımız bu. Anladım. Oluyor. Yani ileride görebileceğiz bence. İnşallah. Yani tek temennimiz o. Şu an doğru adım atarsak Numan şu an dünya barajına 2024'ü bekliyoruz. 2024'te var. 2024'te. Olimpiyatları var. Her 4 yılda bir de yapılan. Sadece Down sendromu arasında. 2024'te Numan'ı tek hedefimiz 1500 veya 800'de olimpiyata götürebilmek. Ya ne güzel olur değil Bundan mi? Bundan önce geçmişti. Sonra barajlar yenilendi. Dünya tabii sıfırlandığı için barajlar da sıfırlandı. Her şey yeniden başladığı için şu an yeniden başlıyoruz. Amacımız Numan'a 26 yüzlülük dünya şampiyonasında işte olimpiyatlara katılabilmek. Tamam o zaman sizi de takipte olacağız. Çünkü benim birçok Bahattin Hekimoğlu, Ali Abdullah Öztürk kardeşler birçok konuğumuz oldu dünya şampiyonluğuna giden. Hep onlarla konuşurken şey dediler, idealimiz, amacımız olimpiyat. İnşallah falan diye dua ederken onları orada gördük. Şimdi sıra Numan'da, diğer kızımızda ve diğerlerinde takipte olacağız kesinlikle yani. Amacımız o. Değil mi? Siz de hep birlikte misiniz? Özür dilerim. Pardon. Buyurun. Benim de hedefim aslında spor kariyerimde hem Down sendromlarla hem bedensellerle hem de normallerle olimpiyatlara katılmak. Yani şu andaki hedefim o. O yüzden birden fazla sporcuyla çalışıyorum ki hani gelecekte önüme hani sonuçta şöyle bir şey. Çalıştığımız zaman emeğin karşılığını alabiliyoruz. Birden fazla sporcuyla çalışıyorum. Elbet bir gün herhangi birinden bir olimpiyat derecesi geleceğini Sizin için de çok büyük bir mutluluk, gurur fotoğrafı değil mi bu? Düşünsenize bir antrenörsünüz ve sporcunuz dünya şampiyonu oldu. Ne kadar, siz kaç yaşındasınız? 28 yaşındayım. 28 yaşındasınız.
Ne kadardır bu işin içindesiniz? Toplam 5 sene olacak bu yılda. 5 sene olacak. Beş ne sene kadar güzel. Yani sizi de çok güzel yerlerde göreceğimize inanıyorum. Çünkü siz de çok seviyorsunuz yaptığınız işi. Çok da kolay değil çünkü, değil mi? Yok, sabır isteyen. Sabır isteyen. Gerçekten fonksiyon olarak hem bedenen hem zihnen verdiğiniz bir branş. Hı-hı. Hem bedenseller hem... Doğru. Çünkü onlar hayata bir sıfır yenik başlıyor. Hı-hı. Onları bir yerde tamamlamak aslında bizim görevimiz oluyor. Sizin. Yani bir kolu yoksa ben tamamlıyorum. Ya da işte Numan'ın hedefleri yoksa ben orada devreye giriyorum. Değil mi? Yani bir şeyleri böyle birleşik, yapbozun parçası gibi. Yapbozun parçası tamamlarsak olimpiyat veya dünya şampiyonu oluruz diye düşünüyorum. O zaman anladığım kadarıyla sizin taktiğiniz antrenör olarak iyi polis, kötü polis. Evet. Yani İkisini de ben oynuyorum. İkisi de sizsiniz. Aynen öyle. Çünkü zaten bu disiplin olması gereken bir spor. Evet. Bunun da taktiğini siz belirlemişsiniz kendinizde ve o yolda ilerliyorsunuz. Evet. İnşallah o kadar İnşallah. Güzel günler sizi bekliyor ki diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok çalışmayla, azimle, istekle, arzuyla tabii ki neticeyi alacaksınızdır. Anne ne düşünüyor? Benim şu işim olursa anne getiriyor. Ha. Hangimiz boşta olursa geliyorum. Başka kardeş var mı? Ablamız var. Ablamız var. O yapıyor mu spor? Yok, yapmıyor. Yok. O çalışıyor. Kim boş kalırsa, cumartesi pazarı olur, yani yüzme olduğu için biz başka bir yere gitsek ablamız getiriyor cumartesi. Yani üçümüzden biri her gün buradayız. Ay ne kadar güzel. Evet. İyi ki bunu yapmışsınız. İyi ki hayatına sporu sokmuşsunuz. Yani biz 7-24 çocuklarla beraberiz. Yani başını elde edebilmemiz için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ne kadar bireysel güzel. Olarak. Düşkün mü size? Çok. Ya canım benim. Beni de çok sevdi bence. dedi zaten. Sevmezse olmaz. Sevgili seyirciler, bana Numan dedi ki seni sevdim. Çok güzel. Fotoğraf çektik onunla birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Konuğum olduğunuz için çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, engel asla yok. Engel kalpteyse oluyor. Engel asla yok. Dünya şampiyonları, Türkiye şampiyonları, sporcular, sanatçılar, her türlü dostumuzu size aktarmaya çalışıyoruz. Ve bugün de harika bir konuğumuzun babasıyla ve antrenörüyle tanıştık. Çok mutlu oldum efendim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.